Diyor Sayın Başbakan'ın ABD ziyaretini ve bu ziyaretin başta Suriye olmak üzere bölge gelişmelerine etkisini konuşuyoruz. Burhanettin Hocam sizde kalmıştık. Bir bu görüşmelere yansıyan Suriye yüzünü konuşalım ama Suriye ile de sınırlı kalmayalım isterseniz. Bunun bölgesel gelişmelere yansıması ne? Nasıl bir fotoğraf çıktı bu tartışmalarda? Şimdi Suriye bağlamında yani bu görüşmelerin zamanlamasını hatırlamakta fayda var. Yani Suriye'deki mücadelede muhalefetin zemin kaybettiği bir dönemde geldi bu. Neticede her iki liderin görüşmesinde muhalefetin güçlendirilmesinin altını çizilmiş olması bence burada kaydedilmesi gerekir. Yani esetsiz bir dönem, muhalefetin güçlendirilmesi ve muhalefetin içerisinde de demokratik bir geçiş hükümeti oluşturmak için de muhalefet içerisindeki unsurların çeşitlendirilmesi. Yani bir anlamda buradaki Nusra cephesi gibi grupların biraz daha geriye çekilmesi mümkünse vurgulanmış oldu. Şimdi böyle baktığımızda ikinci Cenevre görüşmeleri tam da muhalefetin belli bir ölçüde zayıfladığı bir döneme denk geldi. Burada muhalefetin güçlendirilmesi demek bir anlamda silahlandırılması da demek aslında. Yani mevzi kazanmaları. Mevzi kazanmaları gerekiyor. Bunun altını çizilmiş olması önemli. Neticede Türkiye'nin o diplomatik çözümü de içeren bir süreci devam ettiriyor olup ama öbür taraftan da bu muhalefetin zayıflatılan konumunun güçlendirilmesi gerektiği vurgulan. İkisinin beraber gidiyor olması herhalde sanıyorum önemli bir sonucu olarak görülebilir. Yani Türkiye buradaki kararlılığı Amerika'ya sürekli anlatmaya çalışıyor. Bunun için de Başbakan'ın Rusya'ya gidecek olması, Körfez ülkelerine gidecek olması bu. Bunun dönüşünde Türkiye'nin bu pozisyonunu devam ettirdiğini ve Amerika'yı bu noktada ikna etmeye devam edeceğini veya belli ölçülerde talebini yenilemeye devam edeceğini gösteriyor. Rusya'nın ise öbür taraftan hem S-300 füzeleriyle ilgili verdiği teknoloji şimdi yine yeni bu savaş gemilerine karşı 290 kilometre menzilli Yakon füzelerini vermiş olması Rusya'nın da Esed'i desteklemedeki pozisyonunu devam ettireceğini gösteriyor. Böylece tam bir pazarlık havasında bir dolayısıyla Cenevre'de ne bekliyor, ne bekleniyor? İki tarafta silaha ağırlık verecekse eğer. Bu bir pazarlık olarak görünüyor. Anlaşılan bu. Cenevre'den ne çıkıp çıkmayacağı ben de arkadaşlarım gibi çok emin değilim. Yani oradan çok bir şey çıkmayabilir. Ama neticede pazarlık yapacak her iki tarafta elini güçlendirmeye çalışıyor. Bence buradaki kritik konu Türkiye'nin bunu Amerika'ya çok net bir şekilde ifade etmesidir herhalde. Yani çünkü muhalefet gittikçe zemin kaybediyor. Bu Cenevre denilen şey bu haliyle Rusya'nın bu kadar Esed'i desteklediği, güçlendirdiği bir konumda buradan bir şey çıkmaz. Yani buradan bir şey çıkma ihtimali çok zayıf. Siz çok değişik yollarla çok az sayıda silahı muhalefete ulaştırabilirken Rusya Tartus Limanı'na istediği gibi rahatlıkla ben önceden satmıştım diyerek silahları gönderebiliyor. Şimdi bu denge bozuluyor gittikçe. Yani Türkiye'nin altını çizdiği şey siz Nusra cephesi gibi şeylerle aslında bunların üzerine odaklanarak muhalefet gittikçe zayıflıyor. Bir kere bu ifade edilerek bunun altını çizilmiş olması belki bir hani zarardan kar anlamında bir şeydir yani konumdur. Ama daha öteye yönelik olarak Cenevre'den bir şey çıkıp çıkmadığını Türkiye'nin de görmesi gerekiyor. Ve bölge ülkelerine ve Rusya'yla ve İran'la olan ilişkiler açısından da görülmesi gerekiyor. Dolayısıyla ikisi beraber devam edecek diye düşünüyorum ben de açıkçası. Bunun bir diğer bölge, konuşulan bölge gelişmesi de İsrail-Filistin meselesi ve aslında Filistin'deki her iki tarafın uzlaşması meselesiydi. Başbakan John Kerry'nin burada yaptığı açıklamaya da verilen tepkiyle Gazze'ye gideceğini Amerika dönüşü sonrası açıklamıştı zaten. Basın toplantısında buna Ramallah'ın da eklendiği ortaya çıktı ve Başbakan'ın dün SETA'da yaptığı konuşmada da bu soru tekrar soruldu. Orada da tekrar aynı cevabı verdi. Bu tam da Filistin'deki uzlaşmayı ve bölge barışını sağlamaya yönelik bir şey olarak ortaya koydu. Tel Aviv'e gitmeden Ramallah'a gitmek mümkün mü? Yok, oranın havaalanını kullanacak anlamına geliyor. Yok, bence bu şimdi burada bir şey. Şimdi burada yola çıkarak şu da söylendi İsmet Bey. Yani ben mesela o konuda şey değilim, hemfikir değilim. Böyle olur mu gerçekten göreceğiz. Bu aynı zamanda ilişkilerin bir aya kadar büyük elçi atama seviyesine geleceği anlamına da gelir eğer başbakan giderse gibi bir yorum yapılıyor. İsterseniz Burhanettin Bey'i az konuşturdunuz. Tamam Burhanettin Bey, doğru. Sonra size gelelim.
Şimdi tabii konuşulan konular arasında terörle ortak mücadele de vardı. Her iki lider birbirine Reyhanlı ve Boston şeylerini söylediler. Ama Başbakan Erdoğan'ın konuşmasında Orta Doğu barış sürecine önemli bir vurgu vardı. Obama Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesini olumlu görürken Başbakan Erdoğan ise bunun altını çizdi. Orta Doğu barış sürecinin altını çizdi. Bence tabii Türkiye bu bölgesel meseleleri Amerika ile konuşurken yani İsmet Bey'in de söylediği o kısmi yavaş yavaş geri çekiliş ama tabii belli mevzileri kesinlikle bırakmadan İsrail ile olan ilişkiler başta olmak üzere. Orada Türkiye'nin de bir aktör olarak devreye girdiğinde Türkiye'nin bölgesel vizyonu biraz tam Amerika ile örtüşmüyor. Yani bu tür görüşmelerin belki bu vizyonların belli ölçüde müzakere edilerek bir miktar örtüştürülmesiyle alakalı. İsrail konusu da bununla alakalı. Yani Türkiye İsrail ile belli bir sürece geldi özürden sonra. Ama yine Başbakan'ın açıklamasında Filistin ablukası kalkmadan yani Gazze ablukası kalkmadan biz bir yere gelmiş sayamıyoruz şeklinde bir açıklaması oldu. Ve bu konuşmanın içerisine Orta Doğu barış sürecini koyması, Hamas'sız bu işin olmayacağını daha sonraki konuşmasında ifade etmiş olması sanki Türkiye'nin meseleyi sadece Suriye meselesi olarak değil bölgesel denklemde İsrail'le olan ilişkiyi de bir taraftan önemsediğini ve bunu da Türk-Amerikan ilişkilerinde sürekli gündeme getirdiğini görüyoruz. Bence bunun görülmesi lazım. Hem Batı Şeria'ya hem Gazze'ye gidiliyor olması aslında Filistinlilerin uzlaştırması açısından da değerli. Sadece Amerikalıların tatmin edilmesi açısından değil. Çünkü sadece Gazze'ye gidiyor olmak da sıkıntı veriyordu yani Filistin'in genel açısından baktığımızda. Buyur musun? Ya şimdi ben bunu birkaç kere söyledim. Bana kızanlar da oluyor böyle söylüyorum diye ama ben bir kez daha tekrar edeceğim bunu. Ben dünyada Türkiye dışında başka bir ülke bilmiyorum ki İsrail'in uzun vadeli güvenlik çıkarlarını İsraillilere ve Amerikalılara rağmen bu kadar iyi savunuyor olsun. Ve ben Türkiye'nin bunu yaparak doğru yaptığını da düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bir Orta Doğu vizyonu var. Bu vizyon içinde Orta Doğu'da bir barış olacak. Bu barış olması için İsrail'i 60 yıldır savaşla yok edememiş Orta Doğu. Demek ki İsrail orada kalacak. Bu bir hayatın bir gerçeği. O zaman barış içinde bir arada olsun. Ne yapılsın? İsrail'in güvenlik endişeleri giderilsin. İsrail'in güvenlik endişeleri nasıl giderilir? Birincisi Filistin'le barıştırarak. İkincisi de bölgesindeki diğer ülkelerle yani adıyla söyleyelim Mısır'la, Suriye'yle, Ürdün'le barıştırarak bu güvenlik endişeleri giderilebilir. Bu Türkiye'nin sahip olduğu bu bir stratejik bakış. Geri kalan tartışmalar hep taktik tartışmalarla ilgili. Ya işte Hamas terör örgütüdür görüşülür mü? Türkiye diyor ki ya bu taktik sen uzun vadeli stratejin açısından baktığında bu Hamas'ın burada bir halk tabanı var. Ciddi bir halk tabanı var. O zaman bunu ciddiye alacaksın, görüşeceksin. Görüşerek ancak onları yumuşatırsın, şey yaparsın filan diyor. Bu yüzden Türk-Amerikan ilişkileri gerildi, Türk-İsrail ilişkileri gerildi. Bir sürü şeyler oldu. Fakat bugün görüyoruz ki geldiğimiz noktada ki ben bu seyahatin önemli sonuçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Hatta Amerikan yönetiminin Türkiye'nin bu bakışına ikna edildiğini düşünüyorum. Yani o yemek sırasında bu iknanın gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani düne kadar ya Gazze'ye gitmese iyi olur diyen Amerikan yönetiminin huzurunda başbakan diyor ki Haziran ayında ben Gazze'ye gideceğim, Ramallah'a da gideceğim. Demin o soruyu özellikle sordum. Demek ki Tel Aviv'e de gidecek aslında. Ve bu çünkü Tel Aviv'e gitmeden Ramallah'a gidemezsiniz. İsrail topraklarına ayak basmadan Ramallah'a Tel Aviv'e gitmek diyemeyiz. Efendim? Ona Tel Aviv'e gitmek diyemeyiz. Şimdi sizin kastettiğiniz Tel Aviv'le de bir görüşme ise yani bir resmi görüşme olacak mı? Resmi görüşme de olabilir, çok hızlanabilir bu işler. Yeter ki bu vizyonu kabul etsin. Şimdi mesela o görüşmede, o yemekte Türkiye'nin MİT müsteşarı var. Onun MİT müsteşarının doğal muhatabı olması gereken CIA, hayır Amerikan CIA başkanı yok. Onun yerine Ulusal Güvenlik Danışmanı var. CIA başkanı o sırada nerede? İsrail'de. Neden İsrail'de? İsrail'in yeni yerleşim bölgeleri açmasını engellemek için orada. Engelleyemedi, bunu beceremedi ve Amerika çok sert bir açıklama yaptı. Dün alışılmadık sertlikte bir açıklama yaptı İsrail'e karşı. Çünkü o masada pişirilen bir yemeği bozmaya çalışıyor İsrail aslında. Şimdi İsrail'in tutumu ve pozisyonu çok enteresan. Suriye açısından da çok önemli aslında. Yani İsrail biliyorsunuz iki kere bombaladı Suriye'yi. Nereyi bombaladı? Kimyasal tesisleri bombaladı. Kimse de dünyadan kimse de ağzını açıp ya niye yaptın ne oluyorsun falan Türkiye dahil kimse bir şey söylemedi İsrail'e. Çünkü
yapılması bir anlamda, yani çok hoşa gitmese bile, İsrail'in yapması çok hoşa gitmese bile zımni kabul görüyor. Peki yarın öbür gün İsrail gizlice ya da açık açık Suriye'nin kendi halkının üstüne sukut atmasını engellemek için girişimlerde bulunmaya başlarsa, yani muhalefeti silahlandırmak gerekmeyebilir o zaman. Ekstra yeni silahlar vermek gerekmeyebilir. Güç dengesini yeniden muhalefet lehine bozabilirsiniz. Suriye'nin elindeki bazı silahları kullanmasını engelleyerek. Nasıl yani? Balistik füzeleri atmasını engellerseniz, o balistik füzeleri havada vurmaya başlarsanız, İsrail'in çok etkili bir Arrow denen bir füze savunma sistemi var. Bunları Golan'a koyması ve var zaten orada da, onları aktive etmesi yeterli olabilir belki de. İsrail bu kadar... Yapar yapmaz. Ben burada çok spekülatif bir şey çünkü söylüyorum. Çünkü İsrail'in vurduğu şeyler yani Suriye'nin savunma sahasından bulduğu boşluklarla, öyle çok kolay rahatlıkla yapabildiği bir şey değil aslında. Vallahi Suriye'nin hava savunma sisteminin ne kadar ayakta durduğu çok tartışmalı bir şey bence. Tartışmalı ama yani bu Amerika'da da bu İsrail'in saldırılarından sonra bu tartışılmaya başlandı. Evet. O kadar çok güçlü olmadığı söyleniyor ama yine de İsrail'in yaptığı saldırılar bu hava savunma sahasını özellikle Lübnan tarafından aşarak yaptığı şeyler olduğu evet. söyleniyor. Yani sizin söylediğiniz gibi ama süreklilik bu... arz edecek bir şekilde o füzeleri engelleyecek bir müdahale. Ben çok müdahale, spekülatif bir şey söylüyorum. Sadece bölgedeki imkanlar açısından evet. bir şey söylüyorum. Burada İsrail yönetimi şu anda Türkiye'nin ve bir ölçüde de Amerika'nın, %100 demeyelim ama bir ölçüde de Amerika'nın vizyonuna, hedeflerine en aykırı yönetim gibi gözüküyor. Yani Esad'ı bir yana bırakırsam tabii. Orta Doğu'da bu iki ülkenin geleceğe ilişkin projeksiyonlarına yani. En aykırı yönetim İsrail yönetimi gibi gözüküyor şu anda. Eğer İsrail de ikna edilebilirse, işte yani başbakanın gezisinin tarihine kadar Haziran diye ilan etti. Haziran'ın kaçıdan bilmiyorum ama çok hızlı herhalde gelişmeler yaşanabilir. Yaşanmazsa da yaşanmamış olur. Tel Aviv havaalanından sadece geçmiş olur evet. Türkiye'nin başbakanı. Ama aslında orada bir görüşme olsa bence çok da iyi olur gerçekten. Ve bildiğim kadarıyla Tayyip Erdoğan 10 yılda hiç İsrail'i ziyaret etmedi, öyle değil mi? Gitti mi? Benim bildiğim kadarıyla gitmedi. Bir bekletilme hikayesi yani var ama o... Türkiye'nin Dışişleri Bakanları gitti. İsrail'den başbakanlar geldi birkaç defa. Cumhurbaşkanı da herhalde gitti. Bu İsrail gezisinin olabilme ihtimali tabii yani bir seçenek olarak bence ilginç bir şey söylüyorsunuz ama ya bir de kamuoyu meselesi var. Yani bu o kadar kamuoyunu hazırlayabilir mi başbakan bu kadar kısa sürede? Vallahi başbakanın kamuoyunu hazırlama gücünü o anlamda değil. Türkiye'nin değil ama burada kritik olan. İşte onu söylüyorum. Kamuoyu yani bence bunu bir aset olarak kullanıyor Türkiye şey. İsrail'le olan meselesini. Bölgesel olarak İsrail'le olan ilişkilerini çok önemli bir unsur olarak görüyor. Ama eğer bölgeyle İsrail'in sorunlarını çözme yoluna sokacaksa İsrail'den öyle önemli bir adım gelirse tabii. Ama onu zaten başarıyla anlatır yani. Ama orada kritik nokta şu. Eğer biz bir bölgesel barış sürecinden bahsediyorsak, yeni barış sürecinin başlamasından söz ediyorsak, buradaki eksik olan parça aslında Hamas'ın bir şekilde masada yer almasıydı. Evet, evet. Çünkü diğer herkes şöyle veya böyle masada zaten. Türkiye'nin buraya katkısı ne olacak bu barış sürecinde? Hamas'ın bir şekilde çıkarlarının korunarak masada kalmasını temin etmek. Evet. Şimdi Erdoğan'ın Tel Aviv'e giderek, İsrail ilişkileri bu kadar hızlı geliştirerek masada Hamas'ı tutması bence kolay bir şey değil. Çok kolay çünkü değil tabii. Çünkü Hamas'ın da muhalefeti var. Yani Hamas da askeri olarak İslami Cihat'la, siyasi olarak da Selefilerle mücadele etmek zorunda. Doğru, doğru. Yani Gazze'de bu iki riski var. Şimdi, İran açıklama yapıyor. Ben de İslami Cihat'ın sonuna kadar arkasındayım. Esad silah veriyor İslami Cihat'a. Hamas bu kaynaklardan yoksun. Şimdi böyle bir durumda askeri olarak Hamas'ın aşağı doğru indiğini, İslami Cihad'ın yükseldiğini göreceğiz biz önümüzdeki dönemde. Eğer belki çatışma de. Devam ederse. Şimdi böyle bir durumda Erdoğan'ın böyle bir şey yapması siyasi olarak Hamas'ı zor durumda bırakacağı için Hamas'ı masadan kaldıracaktır. O zaman da zaten masa dağılmış olacak. Ben bu i̇şte, nedenlerden dolayı... Doğru. Ben iki yıldır soruyorum bu soruyu. Yani Ahmet Davutoğlu'na kaç defa sordum. Başbakan'a bizzat sordum. Yani Türkiye Hamas'ı ikna edebilir mi? O masaya oturmaya ikna edebilir mi? Hiçbir zaman çok net cevaplar almıyorum siyasi kişilerden ama bürokrat kişilerden edebiliriz. Böyle bir gücümüz var ama bunun şartları var. Şartları var. Evet, yani neticede Hamas'ın ben de bu şartlar var. Oluştu diye bir iddiada bulunmuyorum. Bir gün olursa bu olacak. Türkiye'nin gücü de bu. Buradan geliyor. İsrail-Filistin sorunu üstündeki gücü büyük ölçüde yani Hamas'ın meşruiyetini kabul etmiş yarı batılı yarı Orta Doğulu tek güç olmasından geliyor. Yani ne Mısır doğru dürüst kabul ediyor
Hamas'ın meşruiyetini. Ne Ürdün ne Suriye, yani onlar çok da ciddiye alınacak. Ne Suudi Arabistan, ama Türkiye o meşruiyeti çok önceden beri açık açık ilan ederek kabul ediyor. Bence Türkiye'nin bu Filistin'de bir uzlaşmayı sağlamasındaki sıkıntı Hamas'la yaşayacağı muhtemel sıkıntı değil. Fetih'le yaşayacağı muhtemel sıkıntı. Yani başbakan Hamas'ı Fetih'le uzlaştırma meselesinde Hamas kanadı üzerinde etkili olabileceğini düşünüyor. Ama Fetih üzerinde ne kadar etkili olabileceği belli değil. Şimdi oradan bir genel şeyle Nuh'a da bir söz verelim. İsrail-Filistin meselesinin izdüşümü ne oldu bu toplantıda? Dün başbakana iki soru soruldu. Bir, İsrail'e de gidecek misiniz dediler başbakana. Başbakan bu soruyu duymazlıktan geldi, cevap vermedi bu soruya. İkinci olarak da bir umudunuz var mı? Bu geziniz neticesinde, yani bir nevi başbakan aslında bu gezinin hedefine Filistin'de uzlaşmayı sağlamayı evet. oturttu. Evet. Hedefiniz var mı deyince de başbakan gülerek o konuda kendimize güveniyoruz dedi. Yani biz orada bir umutla gidiyoruz elbette ve o bizi izlemeye devam edin, bir şey çıkacak oradan güçlü mesajı verdi bir evet. nevi. Nasıl görüyorsun bütün bu süreci? Şimdi biz Orta Doğu'daki meseleleri tartışırken bazen meseleleri çok basitleştiriyoruz. Yani bu genel bir analiz problemi birçoğumuz açısından. Evet. Hayır, bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Hamas'ta Türkiye'nin daha çok temaslı olduğu grubun Halit Meşal ve sürgünde yaşayanlar olduğu açık. Ama diğer taraf Mahmut Zahar veya asıl sahada özellikle askeri kanat İran'a daha yakın. İran hala İran'a daha yakın ve bu kanattan hem Halit Meşal'e hem Türkiye'ye karşı bir muhalefet var. Sadece bu değil. Siyasi olarak İsmail Haniye'nin de bir şekilde Meşal'le olan rekabetten dolayı bir takım sorunları var. Ben Meşal Haniye sorununun aşılabileceğini düşünüyorum. Ama Mahmut Zahar veya askeri kanat İzzettin el-Kassam Tugaylarıyla siyasi merkez arasında sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir kere bu sorunun halledilmesi lazım. Bunu Hamas'ın masaya oturtulması için. Hayır, bunu şunun için mi söylüyorsun? Yani rasyonel bir açıklama zemininin olmadığı bir uzlaşma sadece etki gücüyle olmaz. Bunu rasyonel açıklamasının olması lazım. Kesinlikle olmaz. Tamam. O zaman ne olur? Şu olur. İşte biz hani Esad'ı ikna ederiz deyip Suriye meselesinin 2,5 yıl sürmesi gibi yani Hamas'ı ikna ederim dersiniz ama Hamas ikna edilmez. Hı hı. Yani Hamas'ı parçalarsınız. Hamas içerisinden sizin beraber iş yaptığınız grup zayıf grup kalır. Diğerleri tekrar mücadeleye devam eder. Siz de oyun dışı kalırsınız. Fakat daha önce bunu başka ülkeler denedi. Şu anda zaten Mahmut Abbas'ın etkisiz bir Ramallah lideri olarak kalmasının ardındaki neden de bu. İsrail keyfine göre müzakere yapabileceği Filistin'i bir lider istiyordu. Onu aldı ama onun sahada bir etkisi yok. Şimdi ama burada önemli olan şey... Şu anki tez biraz şu değil mi? Uzlaşmış bir Filistin sağlandıktan sonra seçimlere gitmek ve bu seçimler sonrasında İsrail'e tek muhatap evet. oturtmak masaya. Şimdi bence buradaki kritik şey şu, bu dediğiniz doğru ama yani bunlar daha bence teknik şeyler. Asıl mesele şu, Hamas'ı öyle bir ikna etmesi gerekiyor ki Türkiye'nin, Hamas bölünmeden var olan gücünü koruyarak ve onurlu bir şekilde masada oturabiliyor olmalı. Bunu sağladığı zaman bu süreçten sonuç çıkabilir. Ama siz Hamas'ı masaya oturtacağım diye Hamas'ı sıkıştırırsanız orada ilişkiler kopabilir. Bu yüzden diyorum ben Başbakan'ın Tel Aviv'de yani İsrail'le görüşerek Ramallah'a ve Gazze'ye gitmesi o yüzden daha düşük bir ihtimal. Hani imkansız demiyorum. Şüphesiz farklı pazarlıklar olabilir bizim bilmediğimiz. Ama siyaseten baktığımda böyle bir şey Hamas içerisindeki ayrımı körükler. O zaman Hamas'ı parçalama ihtimaline sahip. Hamas'ı parçalamasından da öte o olmazsa da diğer işte Selefiler ve işte Selefi gruplar ve cihat hareketini güçlendireceği için Hamas'ı zayıflatabilir. Hamas yekpare bir bütün olarak masada olsa bile sahadaki etkisi azalmış olur. Yani bütün bu dengeler içerisinde bir pazarlığın olması lazım. Ama bu noktada şunu da söyleyeyim ben. Bu uzlaşma bence gündemin birinci maddesi olmalı. Zaten de böyle. Bakın biz 2008 yılında bir rapor yazdığımızda bu konu üzerine 2008-2009'da rapor yazdığımızda yine zaten sorun buydu. Hatırlarsak daha önce Mekke süreci oldu, Taif süreci, yani birçok süreç oldu. Bu sürecin temel Doha anlaşması oldu vesaire. Mesele Hamas'la Fetih'in nasıl bir araya getirilip ortak bir pozisyon oluşturulacağı sorusuydu. Bu niye önemli? Çünkü İsrail asıl burada ipe un seren kesim. İsrail'in söylediği şey şu, benim karşımda tek bir Filistin yok. Tek bir Filistin yoksa ben nasıl müzakere edebilirim? Bunu kesmenin yolu Filistin'e ulaştırmak. Filistin'de yekpare bir
pozisyonun oluşturulması. O yüzden de Türkiye sadece Türkiye değil. Yani başbakanın bu ziyaretinin... Bence var, bence var ama daha önce Katar'da, Katar ve Türkiye beraber bu anlaşmayı sağladılar. Daha önce Suud böyle bir anlaşmayı sağladı ama bunların hiçbiri kalıcı olmadı. O yüzden hani böyle bir ihtimal var ama bunun kesin olacağını söylemek bence çok mümkün değil. Bir de İsrail'in yerleşim bölgelerini açmaya devam ettiği bir durumda ve Amerika'nın bunu engelleyemediği durumda bunu çok fazla öngörebilir miyiz? Yani Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler bile Obama'nın varlığını gerektirdi, gelmesini gerektirdi. Bu öbürü daha önemli bir süreç. Burada Amerika hangi inisiyatifi daha net bir şekilde ortaya koyacak da İsrail bazı konularda geri adım atacak. Yani bugünkü İsrail hükümeti hiçbir konuda geri adım atmıyor ki. Yeni yerleşim yerleri açmak da dahil. Yani o uzlaşıdaki Hamas kendini nereye anlatacak? Nasıl anlatacak? İşte sıkıntı da bu zaten. Ana sıkıntı ama, bu. Ama sanırım İsrail'in bir de şunu görmesi, gördüklerini biliyoruz İsraillilerin. Yani İsrail'in bugünkü durumu sürdürülemez bir durum. Sadece Filistin'le savaştan, işgalden, kuşatmadan bilmem neden söz etmiyorum. İsrail'in iç durumuyla ilgili bir şey bu. Yani bir nüfus dengesizliği diye bir problem var İsrail'in. Çok büyük bir problem bu. İkincisi ya istediğiniz kadar işte yayılmacılık yapın, oraya buraya da yerleşin. Nüfusunuz artmıyor ki. Aksine göreli olarak Yahudi nüfusun ağırlığı azalıyor giderek. Ama oradaki, pardon bir şey söyleyeyim, oradaki sıkıntı şu. Nüfus azalıyor doğru ama asıl daha sol olan veya anlaşmaya meyilli olan İsraillilerin nüfusu azalırken yerleşimcilerde 8 çocuk, 10 çocuk politikası devam ettiği için şiddet yanlısı kesimin nüfusu artıyor. Yani İsrail'in total nüfusu azalırken radikal kesimin nüfusu artıyor. Bu dediğin doğru ama bu kısa dönem için doğru. Sonuçta yani 30 yıl sonrasına, 50 yıl sonrasına da bakar devletler. 50 yıl sonrasına baktığında sürdürülemez bir İsrail görüyorsun. Sürdürülemez bir Yahudi devleti görüyorsun. Yani bunu sen burada var olmaya devam etmek istiyorsan bir şekilde sürdürülebilir bir düzen kurmalısın. Bir, belki Yahudi devleti olmaktan vazgeçmelisin. Yani Yahudilerin ağırlıkta olduğu ama demokratik bir ülke olmalısın. Yani Arap vatandaşlarına da eşit hakları vermelisin. Hadi onu vermiyorsun. Peki o zaman şunu yapabilmen lazım. Yani ben bir Filistin devleti kurulmasına ön ayak olayım ki bunların... Benim vatandaşım olan fakir Arapların bir bölümü belki o tarafa göç eder. Geleceğini orada arar diye bir ümide kapılırsın belki. Hı hı. Ya da İsrail-Filistin Federasyonu yapayım ben bunu. Yani bunların hepsi İsrail'de açık açık tartışılan konular. Ben böyle kafadan atıyor değilim bunları. Ama bu sürdürülebilirliği bulmak zorundalar sonuçta. Doğru yani. Ama bu söylediğinize ben %100 katılıyorum. Ama bu çok entelektüel bir tartışma olarak kaldı İsrail'de. Özellikle son 5-6 senedir. Doğru, çünkü... 5-6 sene önce daha canlı bir tartışma ama vardı. Şimdi... Bence İsrail orada, İsrail'in şöyle bir sıkıntısı var. Bu stratejik düşünme özelliğini yeni kuşak İsrailli liderler kaybetmeye başlıyor. Evet. Yani ilk İsrailli liderler gibi düşünmüyorlar. Tam tersine İsrail'de çok teknokratik bir zihin hakimliği olmaya başladı. Yani gerekli istihbarat, gerekli teknik altyapı, gerekli silahlar olduğu zaman biz bu sorunu çözeriz ben gibi bir... Ben bir de nokta atışı yapıp öldürebildiğim sürece. Tam öyle. Daha bu şey ağırlık kazanmaya başladı İsrail'de. Ama bir şey daha var. Biraz İsrail'in bu konudaki durumu bizim Kürt sorunuyla ilgili durumumuza benziyor. Doğru. Yani şiddet varken ben bunları konuşamam, düşünemem diyen kuvvetli bir muhafazakar akım var orada. Şiddet dursa bunları konuşan, yani İşçi Partisi, şiddet durduğu zaman İşçi Partisi yeniden yükseliyor İsrail'de hep. Yani bir normalleşme ihtiyacı var yani. Ama Hamas uzun süredir şiddet kullanmıyordu. Yani İsrail'le o anlamda ama çok farklı. Yani şuna, Hamas ateşkesi çok uzun süre koruduğu halde ama İsrail nokta atışlarıyla, yani targeted killing dediğimiz işte hani infazlarla İsrail devam etmeyi tercih etti. Doğru. Yani İsrail'in hani şiddeti kendisi doğuruyor İsrail. Yok, bu doğru ama bu Türkiye'den bakınca, bu genel bir doğru. Türkiye'den bakınca da biz bunu böyle görüyoruz ama bir İsrailli, sıradan bir İsrailli açısından baktığında bunlar şiddet yapamıyorlar. Ellerinden gelse yaparlar ama ellerinden gelmiyor. Çünkü bizden çok korkuyorlar. Her seferinde çok ağır cezalandırıyoruz diye düşünüyor. Yani barış geldi diye düşünmüyor. Onları korkuttuğumuz için biz burada huzur içindeyiz diye düşünüyor. İsrail'in yani varlık olarak 65 yıldır hep bir takım zor, sıkıntılı dönemlerden, bir sürü savaşlardan geçerek kendisini bölgede devam ettirebilme gibi bir geçmişi de var. Evet. Yani bir taraftan stratejik olarak düşünerek 30 yıl sonrasını düşünecek kararlar alabileceğini düşünebildiğimiz kadar. Aynı zamanda taktik olarak geçici dönemlerle kendini nasıl devam ettirebildiğini de gördük. Hı hı. O yüzden şimdi bu Arap devrimlerinin ilk getirdiği havada İsrail'in alanının daralacağı öngörülüyordu.
diyelim ki İslamcı iktidarların demokratik olarak başa geçtiği bir yerde, işte Mısır'da, peşinden Suriye'de olsaydı vesaire, İsrail'in hiç hoşuna gitmeyeceği bir yere gelinecekti. Ama şu an İsrail'in bazı güvenlik meseleleri, kimyasal silahların kullanılması vesaire gibi veya bir takım İslamcı, Selefi grupların güçlenmesi gibi güvenlikle ilgili sorunlar olmakla beraber bölgesel düzenin değişmesinden duyduğu o büyük kaygının biraz azaldığını görüyoruz. Yani çünkü Suriye meselesi başka bir hattı, yani işte İran ve Suudi Arabistan gibi, yani başka bir Sünni şeyi denilen başka bir gerilimi ortaya çıkarttığından bence İsrail şu an önemli ölçüde rahatlamış durumda. Yani Suriye'nin bu şekilde çöküyor olması İsrail çok sorun yapmıyor. Yani şöyle düşünün, rahatsız olduğunuz bir yapı çöküyor ama o çökmeden gelen zararlardan korunmaya çalışıyorsunuz. Ama totalde siz kazanıyorsunuz. Öbür türlü baktığınızda diğer ülkeler, İran'ın başı sıkışmış durumda, başka bir şeyi yürütüyor, mücadele yürütmek zorunda kalıyor. Böyle baktığımızda ben İsrail'in kendisini çok fazla açılım yapabilecek stratejik bir yere de sıkıştığını düşünmüyorum. Hele hele Obama'nın ikinci döneminde bu barış süreciyle ilgili İsrail'i sıkıştıracağı beklentilerinin de en fazla Türkiye ile İsrail ilişkilerinin toparlanması kadar etki ortaya çıktığı görünüyor. Dolayısıyla ben o anlamda çok iyimser değilim. Yani İsrail'in bu yerleşim yerlerini açması çok net şunu gösteriyor. Ben kendi bildiğim yolda devam edeceğim. Yani Amerika beni öyle çok da fazla sıkıştıramaz. Şu karışık ortamda, Arapların kendi aralarında bu karışıkları bir yerde, Suriye meselesinin olduğu bir yerde, Filistin meselesinde kim ne yapabilir? Ben burada Türkiye'nin tavrını şey olarak görüyorum. Yani aslında Türkiye'nin bölgesel olarak yürüttüğü siyasal sembolik sermayeye bir yatırım olarak görüyorum. Yani Türkiye buradaki iradesini ortaya koyarak İran'ın sahip olduğu bir sembolik sembayı uzun süredir eline almıştı. Bunu devam ettirmeye çalışıyor. Yani İsrail ile ilişkileri normalleştirmesine rağmen bunu devam ettirmenin bir kaygısı olarak görüyorum açıkçası. Yoksa çok somut şeylerin çıkacağı kanaatinde değilim. Dolayısıyla da İsrail-Filistin meselesini gündemde tutmaya devam edecek ama bir İsrail'le kısa vadede normalleşme de olmayacak diye mi? Yani şeyler olursa bunu, tabii Filistin ablukası ile ilgili bir gelişme olursa, yani Gazze ablukası ile ilgili olabilir ama bu ne kadar olabilir bilmiyorum. Hani ben barış süreci öbür kısmını söyledim. Yani Türkiye ile olan kısmı belki yürüyebilir ama öbür kısmı o kadar kolay yürüyecek bir şey değil. Uzlaşma şeyin ihtimaline dair analizin? Onun da çok kolay olduğu kanaatinde değilim. Yani ama olmayacak bir şey değil tabii yani. Ama zor bir şey. Yani Nuh onu bence çok geniş açıkladı. Yani onu çok daha fazla eklenecek bir şey yok. Fakat hani başbakanın gündeminin buna oturtmuş olmasının ben Türkiye'nin bölgesel vizyonuyla beraber anlaşılması gerektiği kanaatindeyim. Bir dakikamız var. Bir şey ekleyeyim ben hemen. Şimdi biz tabii sadece Türkiye ile ilişkili olarak düşünüyoruz birçok şeyi ama yani şimdi bir Amerikan başkanının karnesine yazanabileceği en iyi şey Orta Doğu barış sürecini becerebilmiş olmasıdır. Onun için bütün Amerikan başkanları ikinci dönemlerinde barış sürecine el atarlar. Ve şu ana kadarkilerin hepsi de bunun altında kaldı. Şimdi Obama da göreve geldikten sonra bu olayın altına girmiş görünüyor. Bunun için de sadece Türkiye değil, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, İsrail hepsiyle farklı kanallardan bu konu gündeme getiriliyor. Türkiye'den İsrail'in özür dilemesi de bu sürecin yeniden masaya açılmasıyla, masaya konmasıyla ilişkiliydi. O yüzden ben önümüzdeki dönemde Amerika'nın İsrail'e bu konuda çok bastıracağını düşünüyorum. Becerir beceremez ayrı bir şey. Sonuç üretir üretemez ayrı bir şey. Başbakan Erdoğan'ın işte Gazze, Ramallah ziyareti vesaire sadece Suriye ile ilişkili değil. Bu Obama'nın başlattığı bu süreçle de ilişkili. O yüzden biraz daha bence geniş düşünmek lazım bunu. Dediğim gibi başarılı olur mu? Şu ana kadar hiç kimse beceremedi. Aslında bir... Ama büyük bir girişimi var Obama'nın şu anda. Birkaç unsur İsrail'in normalleşmesini sağlamaya zorladı ve bu İsrail normalleşse Orta Doğu barış süreci de mümkün hale gelebilirdi. Bunların bir tanesi Orta Doğu'daki Arap Baharı süreci. Burhanettin Hoca vurguda bulundu zaten. Bir diğer nokta da aslında Hamas'ın Arap Baharı'ndan önce başlayan bu demokratikleşme ivmesini sürdürmek arzusunu ortaya koyması. Yani dolayısıyla bir yapısal zemin var İsrail'in normalleşmesi için. O konuda İsmet Bey'in dediği de makul. Yani İsrail'e normalleşmeden başka bir çıkar yol da gözükmüyor. Fakat her zaman politik aktörler bizim dışarıda yaptığımız analizlerle hareket etmiyorlar. Evet. Yani, ve böyle olunca da yani. Yeni bir tartışmayı açmak için söylemiyorum. Bir de, kapatmamız lazım. Tek bir şey daha söyleyeyim. İran'ın bu kadar agresifleşmesinin nedeni de İsrail'in sürekli İran'ı tehdit etmesi. Evet. Yani olayın böyle bir hani Suriye'ye İran üzerinden dönen boyutu da var.
Bence bunları da beraber düşün. Yani böyle bir çözüm süreci Suriye meselesinde de gerilimleri düşürme potansiyeline sahip. İsmet Bey, son cümleyi alırsak alalım, ha, kapatalım. Bu İsrail'le ilgili bu vizyona sahip son lider Ariel Sharon'du. Hiçbirimiz sevmeyiz onu ama hakikaten böyle bir vizyonu vardı adamın. Adam da beyin kanaması geçirdi. Daha hala ölmedi gerçi, komada duruyor ama ondan sonra bu vizyon gelmedi. O bakımdan ben de Nuh'a katılıyorum. O vizyonun yeniden gelmesi çok kolay değil. Ama gören gözde görüyor. Başka bir çıkar yolu da yok İsrail'in. Çok teşekkür ederim. Özellikle misafirlerimiz olan Burhanettin Duran ve Nuh Yılmaz'a sağ olun. İsmet Bey, programı bugün de burada bitirelim. Bugün Başbakan'ın ABD ziyareti bağlamında hem Türkiye-Amerikan ilişkilerinin Suriye bağlamını hem de Orta Doğu barışı ve bunun özelinde de Filistin'in uzlaşma süreci, İsrail-Filistin arasındaki barış ihtimalini konuştuk. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla görüşmek